Merhaba sevgili altılar, e, fen bilgisi dersinin elektrik e, konusuyla alakalı iletken ve yalıtkan maddeleri bugün işleyeceğiz sizlerle. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada evde hayat nasıl gidiyor, keyifler nasıl? E, onunla alakalı yorumlar kısmında belirtirseniz seviniriz, e, okuruz e, yorumlarınızı. Elektrik nasıl üretilir arkadaşlar? Şimdi iletken ve yalıtkan maddeleri öğrenmeden önce e, tabii ki evlerimizde kullandığımız elektrikli araç gereçler var. Bu elektrikli araç gereçlerin çalışması için gerekli olan bu enerji, elektrik akımı nereden geliyor? Tabii ki arkadaşlar enerji santrallerinden geliyor. Mesela burada görüyorsunuz barajlarda biriktirilen suyun hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Buna bakın hidroelektrik santrali deniyor. Burada bir baraj görseli verilmiş. Baraj yakınından geçmiş olabilirsiniz. Böyle şehirler arası yolculuklarda falan barajın işte etrafında belli bir yol vardır ve çok virajlı bir yoldur o. Çünkü belli bir yükseklik, belli bir eğim olması gerekiyor. Su orada toplanacak ve o eğimden aşağı, yükseklikten aşağıya bırakılacak ve suyun o hareket enerjisinden gürül gürül akonu suyun hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde edilecek İçinde de. E, türbinler vardır. Enerji türbinleri deniliyor. O türbinler döndükçe hareketten elektrik enerjisi üretilecek arkadaşlar. Diğeri mesela güneş panelleri vardır. Güneş panellerinden de yine elektrik elde edilebiliyor arkadaşlar. E, şöyle mavimsi lacivert renklerdedir. Üzerine düşen ışık miktarına göre yani ne kadar fazla ışık düşerse o kadar fazla elektrik enerjisi üretilmiş olacak. Bu genellikle böyle boş arazilere yapılmış oluyor. Ormanlık alanlarda olmaz. Yani güneş ışını doğrudan alan bölgelerde yapılmış olacak. Ve e, diğeri arkadaşlar termik santraller vardır. Termik santrallerde kömür yakılır arkadaşlar. Ya da fosil yakıtlar e, yakılarak buradan elektrik enerjisi elde edilmiş olacak. Aynı mantık burada da var. Yani içinde o e, açığa çıkan ısı enerjisi, yanma sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi. E, türbinleri döndürüyor ve hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde ediliyor. Başka enerji santrali yok mu? Var tabii ki. Mesela resler var. Res nedir? Rüzgar enerji santralleridir. İşte böyle pervaneler vardır hatırlıyorsunuz. E, yüksek yerlere yapılır. Böyle rüzgar geldikçe bunları döndürür böyle hareket ettirir ve ne olmuş oluyor buradan da hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretilmiş oluyor diyoruz arkadaşlar. Peki elektriği ürettik. Bu yani elde ettiğimiz elektriği istenilen yere ben aktarmak istiyorum. Üretilen elektriğin istenilen yerlere taşınması elektrik nakil hatlarıyla sağlanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz, şehir merkezlerinin biraz dışına yapılır. Ama bu mesela yüksek elektrik direkleri vardır ve hatlar vardır. Bu hatlarda bakın çok yüksek gerilimlerle çok büyük elektrik enerjileri mahalleden mahalleye, şehirden şehre aktarılmış olur. Bu elektrik nakil hatlarında Şimdi dış kısmında elektrik mühendisleri ya da bununla alakalı çalışma yapan kişiler elektrik çarpmasın diye arkadaşlar bakın şu maviyle gösterdiğimiz yalıtılmış kısımdır. Yalıtkan madde bulunmuş olacak. Burada yalıtkan madde var. İçinde ise elektrik akımını ileten metalden yapılmış, genellikle metaldir. Metalden yapılmış iletken maddeler bulunur. İletken maddeler bulunur. Peki, neler olabilir bunlar? Günlük hayattan bildiğimiz mesela yalıtkan madde cam olabilir, plastik olabilir, tahta olabilir. Daha başka örnekleri de var. Onları zaten videomuzda anlatacağız, öğreneceğiz birlikte. İletken madde mesela demir olabilir, altın, bakır olabilir. Elektrik kablolarında genellikle ne kullanılıyor arkadaşlar? Bakır kullanılıyor. Yalıtma amacıyla da dış kısmında plastik kullanılıyor diyoruz. Evet, şimdi bakalım biraz daha detaylarına girelim. İletken ve yalıtkan maddeler dedik. Bunlar neler? Arkadaşlar iletken maddeleri günlük hayatımızda iki türlü inceleyeceğiz. Katı ve sıvı olmak üzere. Çünkü katı iletkenler de var, sıvı iletkenler de var. Yalıtkan maddeleri de yine kendi içerisinde katı ve sıvı olmak üzere ikiye ayıracağız. Bakalım mesela burada katı iletken maddeler neler olabilir? İşte demir olabilir, bakır olabilir, bakın gümüş var. İşte altın olabilir. Mesela en iyi iletken arkadaşlar gümüştür. Altın da aynı şekilde iyi bir iletkendir. Bakır da gerçekten çok iyi bir iletkendir elektrik iletkenliği bakımından. Çinko bakın bu saydıklarımın hepsi metal. Bu metallerin haricinde metallerin haricinde bakın insan vücudu evet arkadaşlar nemli olduğu için cildimiz ne oluyor bakın su eğer mineraller varsa içerisinde elektrik akımını iletir. İnsan vücudu da yine aynı şekilde minerallerden oluştuğu için, su ve minerallerden oluştuğu için büyük bir kısmı ne olmuş olacak? İletken olmuş olacak. Yani elektrik çarpmasına karşı bizim, bizim de üzerimizden, insan vücudunun da üzerinden elektrik akımı geçebiliyor. Toprak da aynı şekilde içerisinde mineraller olduğu için iletkendir. Ve grafit de karbondan yapılmış ki karbonun kömür ham maddesi olduğunu biliyorsunuz. Çünkü kömürün içerisinde karbon vardır. Kömür benzeri böyle grafit de aynı şekilde ne olmuş olacak? Elektrik akımını ileten katı maddeler olacak. Sıvı maddeler elektriği iletir mi? Tabii ki iletir. Mesela ne olabilir burada? Limonlu su olabilir. Limonlu su. İşte Tuzlu su olabilir. Musluk suyu olabilir. Sirke olabilir. Bunların içerisinde en önemli şey yani sıvıların elektriği iletmesinde en önemli şey nedir? İçerisindeki mineral maddelerdir. Evet, bu mineral maddeler arkadaşlar elektrik akımının iletilmesini sağlamış oluyor. Musluk suyunda da bak bu mesela saf su değil arkadaşlar. Musluk suyu saf değil. Eğer saf olmuş olsaydı elektrik akımını iletmezdi. Musluk suyunun da içerisinde yine mineraller bulunduğu için elektrik akımını iletiyor diyoruz ve aynı şekilde turşu suyu da sıvı iletkenlere örnek verilebilir. Biraz da yalıtkanları inceleyelim. Yalıtkan katı maddeler cam örnek olarak verilebilir. İşte porselen örnek olarak verilebilir. Bu porselen mesela seramik de olabilir. Plastik dedik karton olabilir. Tahta olabilir. Odun, tahta. Bunlar yalıtkan katı maddelerdir. Sıvılardaysa tuzlu su örneğini vermiştik iletken sıvılar için. Buradaysa arkadaşlar şekerli su örneği verilebilir. Şekerli su elektrik akımını iletmez. Saf su, işte alkollü su dedik mesela ispirto İspirito da aynı şekilde elektrik akımını iletmez diyoruz arkadaşlar. Burada zaten görselleri verdik. Bakın altın bilezik, işte demir çivi mesela bunlar iletirken porselen fincan var mesela o iletmeyecek. Tahta parçası var. Elektrik akımını iletmeyecek diyoruz. Elle alakalı zaten insan vücudunun iletken katı olduğunu belirtmiştik arkadaşlar. Biraz soru çözelim e, dilerseniz. Sorularımızda e, yani daha çok Kitabınızdaki örnekler baz alındı. Çünkü sınavlarınıza da karşınıza gelebilecek soru tarzları buna benzer olmuş oluyor. Hangi devredeki ampul ışık verir denilmiş? Şimdi bakıyoruz. Burada pil ve ampul bağlanmış. Herhangi bir hata yok. Kabloda bir kopukluk da yok. Altın yüzük bağlanmış. Altın metaldir ve iyi bir iletkendir. O zaman bakın burada devre tamamlanacağı için şu aradaki boşluğu saymıyorum. Bakın akım buralardan da geçebilir yani. Bunda sıkıntı yok. Sonuçta iletkendir. Herhangi bir kopukluk yoktur. Burada lamba ışık verecek arkadaşlar. Şöyle de belirtelim hatta. Ama plastik tarak, plastiğin yalıtkan olduğunu biliyoruz. Evet, yalıtkansa buradaki lamba ışık vermeyecek. Kuru dal verilmiş. Eğer ıslak olmuş olsaydı, ıslak tahta mesela iletken olabilir. Ama kuru dediği için bakın. Normalde az önce verdiğimiz örnekte de tahta parçasının ya da odun parçasının kuru olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Kuru dal parçası da yine yalıtkan bir madde olduğu için elektrik akımını iletmeyecek ve lamba ışık vermeyecek arkadaşlar. Görüldüğü üzere sadece bu devre yani bir numaralı devre diyelim buraya bir burası iki burası da üç numaralı devre olsun bir numaralı devre ışık verir diyoruz. Bir sorumuz daha var. Bu da yani öncüllü bir soru. Düzenekle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi buraya baktığımızda saf su örneği verilmiş. Yani buradaki test uçları, devrenin test uçları saf suyun içerisine daldırılmış. Saf su arkadaşlar şu anki haliyle nedir? Yalıtkandır. Evet. Yalıtkan olduğu için zil çalmayacak. Başlangıçta zil çalmaz. Doğru. Saf suya tuz ilave edilirse tuzlu su olmuş olacak artık. İçerisine eğer tuz ilave edersek tuzlu su olacak. Tuzlusu nedir? İletken maddedir. İletken maddelerde haliyle burada elektrik akımını ileteceği için zil çalmaya başlayacak. Saf suya yağ ilave edilirse zil çalar demiş. Hayır yağ da aynı şekilde yalıtkan sıvı olduğu için elektrik akımını iletmeyecek. Zil çalar dediği için bu ifade yanlış. O zaman 1 ve 2 numaralı öncüller doğru diyoruz. Cevabımızı buna göre vermiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Yani 10 dakika içerisinde neredeyse konuyu toparladık. Sizler için anlatmış olduk. Daha fazla video için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da aynı isimle Yüzlük Sorular ismiyle Instagram ve Facebook hesaplarından da takip edebilirsiniz. Çünkü duyurular oluyor. Sınav zamanlarında yazılı sorularını vesaire oraya atıyoruz. Oralardan da bildirim alabilirsiniz ve içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bizleri izleyen, takip eden ve bize çok güzel yorumlar yazan Azerbaycan'dan yani bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan izleyicilerimiz varmış. Bizler de onlara selam gönderiyoruz. EFTAL okulları da bizi izliyor. Oradaki öğrencilere bizler de selam gönderiyoruz. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.